Bitexen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekoturk TV'de ben Cenk Akyoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmelere bakıyoruz. Emtia cephesinde fiyatlar yukarı gitmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklerin devam ettiğini, savaş halinin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar dün akşam itibariyle bir barış görüşmeleri için bir araya verilmişti ama oradan bir sonuç çıkmadığını, görüşmelerin devam edeceği, fasılalar halinde devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte emtia tarafında da hareketlenmenin devam ettiğini gördük. Özellikle DXY tarafında bir hafif bir geri çekilme olurken diğer taraftan kripto taraflarda kripto paralarında bir toparlanmanın olduğunu belirtelim. Önümüzdeki günlerde daha bir hareketli bir piyasa olabilir. Kripto tarafı yakından takip etmek gerekiyor. Alternatif ödeme sistemleri olarak değerlendirilecek mi? Bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Önemli bir içerik olarak karşımızda olacağını düşünmekteyim. Öte yandan baktığımızda altın tarafı tekrardan 1900 dolarların üzerine test etmeye çalıştığını görüyoruz. 1900'ün üzerine kalıcılık devam ettiği sürece hareket yukarı doğru gitmek isteyecektir. Petrol tarafı 100 doları artık kendisine zemin oluşturmaya, yüzlü fiyatta 3 haneli fiyatlara alıştırmaya başlamaya çalışıyor. Onun arifesinde olduğumuzu belirtelim. Bakalım Brent petrolde yüzlü fiyatları görürken WTI'de de bu rakamlar görülebilecek önümüzdeki günlerde. Birazdan grafiklerde değerlendirmeye çalışacağız. İsterseniz öncelikle bir haber başlıklarımıza bakalım. Peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yola devam edelim. Almanya'da doğal gaz rezervi %30'un altına indi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, doğal gaz rezervlerinin %30'un biraz altında olup durumun endişe verici olduğunu belirtti. Almanya'nın doğal gaz sıkıntısı nedeniyle ulusal gaz rezervi yasası çıkartmaya hazırlandığı ifade edildi. Aynı zamanda haber başlıklarına baktığımız zaman kömürle ısınma, kömür kullanma enerjide yönünde de adımlar atılması ihtimalinin önümüzdeki günlerde değerlendirileceği belirtildiğini de hatırlatalım. Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmeleri altın fiyatını baskılıyor bir diğer başlığımız. Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan ve 6 saat süren ateşkes görüşmelerinden sonuç alınamamasa da tarafların yeniden bir araya geleceğinin açıklanması altın fiyatlarını baskıladığını belirtelim. Japonya, Rusya'daki enerji projelerinden çekilmeye hazırlanıyor bir diğer başlığımız. Japonya Sanayi Bakanı Koichi Hagiui da Rusya'nın Ukrayna'da yönelik saldırı sonrasında G7'de alınan karar çerçevesinde Batılı petrol şirketlerinin yaptıkları gibi Japon kamu şirketlerinin de Rusya'daki enerji projelerinden çekileceğini söyledi. Dün BP'yi duymuştuk, bugün de Shell'den haber var. Shell Rusya'daki proje ve girişimlerden çıkıyor bir başlığıyla dikkat ediyoruz. Shell Rusya'daki proje ve ortak girişimlerden çıkacağını açıkladı. Shell BP ve Envor tarafından Rusya'daki projelerinden ayrılacağını açıklayan 3. enerji şirketi oldu. Bu kapsamda şirket Sakhalin 2 LNG tesisindeki %27,5 hissesini, Salim Petroleum Development ve Gidan Enerji girişimindeki %7'şer hissesini elden çıkaracak. Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerden ise ayrılacak. Çin diğer başlığımız 2025'e kadar deniz aşırı demir ve cevher üretimini arttırmayı planlanıyor diyor. Çin'de devlet destekli China Metallurgical News, Çin'in deniz aşırı madenlerdeki öz sermayesi üretimini 2025 yılına kadar 220 milyon tona çıkarmayı ve yerel ham madde tedarikini arttırmayı planladığını bildirdi. Dönelim fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalarda altında neyi görüyoruz? 1912. 0.20'lik bir yukarı seyir var. Öte yandan gram altın 853 TL'de. Dolar TL 13.89'da. Bugün başlarken 13.70'den altın test etmiştik. Tekrardan bir toparlanma geldiğini görüyoruz. Gümüş 24.48'de. Gram gümüş 10.93'te. Palladium 2540'da buradaki güçlü seyirin devam ettiğini belirtelim. Platin tarafına baktığımız zaman 1056'dayız. %1.24. Brent %3.36'da, %1.26'da, WTI 98.32'de, orası da yavaş yavaş %2.75'lik primle 100'e doğru yakınsamaya başladığını görüyoruz. Amerikan tipi doğalgaz 4.44'te 0.89'luk bir yükseliş var. Soya fasulyesi 1690'da, mısır 720, buğday 951, ciddi bir artış söz konusu tarım emtiyasının tarafında, özellikle Ukrayna tarafından gelen baskının getirmiş olduğu önemli sebeplerden kaynaklı. Kahve tarafına da baktığımızda 234.25'lik bir fiyatlama karşımıza çıktığını belirtelim. Hemen dönelim bizim
emtialı değerlendirmelerde baktığımız DXY tarafındaki günlük grafik bize ne söylüyor? 240 dakikalık grafik açısından baktığımızda 97.40 bölgesini aşamadığımızı, geri çekildiğimizi, şu anda 96.80 bandı içinde bir bölgeye konuşlandığını, bir yön arayışı içinde olduğunu gözüküyor. Özellikle son alınan Swift kararından sonra burada bir baskılanma olduğunu belirtelim. Bu baskılanmanın etkisiyle birlikte buradaki süreç bizi aşağıdaki 96-96.25 bölgesine kadar geri çekilme potansiyeli içertebilir. Dikkat etmek lazım. 96-25 bölgesini ben önemsiyorum. Aşağısına doğru gelecek bir fiyatlama burada yapıda bir değişme, bir bozulmaya işaret edebilir. Önümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da kıymetli metallerin bir önünü açma potansiyeli. Aynı zamanda da buradaki sinyallerin arkasında yatan faktör son gelişmelerden sonra Fed'in adımlarının zayıflama ihtimali. Ya bu 50 bas puan artık biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor. Bilanço küçültmekten belki şu an için daha ileri bir tarihlere ertelenme durumu söz konusu olabilir gibi faktörler burayı biraz daha sorgulatmaya başladı diyebiliriz. Aynı zamanda alınan tedbirlerde acaba rezerv para cinsindeki bu doların ağırlığının başka para birimlerine diğer ülkeler tarafından kaydırılması gündeme gelebilir mi gibi bir söylemde ortada dolaşmaya başladığını hatırlatalım. Bu bilgiler açısına baktığımızda haftalık grafik açısından şu trend çizgisinin geçtiği yer 96 civarında. O bölgenin altındaki bir fiyatlamayı önemsediğimi sabah da belirtmiştim. O bölgenin altındaki fiyatlamalar bize şu ortalamaların olduğu bölgeye, yani 94.20-94.40 bölgesine kadar tekrardan geri çekilme potansiyelini gündeme getirebilir. Bu da emtia tarafında, özellikle kıymetli metaller tarafında önemli bir fırsat olabilir. Aynı şekilde dolarla fiyatlanan emtialarda baktığımız zaman doların değer kaybı emtia fiyatlarının yukarı gitmesine yol açtığını, doların değerlenmesine emtia fiyatlarının baskılattığını da hatırlayalım. Hemen dönelim ABD'deki tahvil tarafına bakalım. 2 yıllık tahvile bakalım bugünkü seyirde nasıl bir seyir var. Hatırlarsanız 0.10'lardan başlayan hareket çok dik bir ivmeyle bir anda kendisi 1.5-1.70 bandı atmıştı. 1.5-1.70 bandı atladıktan sonraki süreçte bizim yeşille temaslanmanın gelmesini beklediğimizi belirtiyordu. 1.40 seviyesinde olduğunu belirtelim. Hemen o bölgeye yakınsadık. Temaslanmada başlamaya başladığını söyleyelim. 8 günlük ortalamanın altındayız. Bu da o Fed'in adımlarını yine enflasyonist baskıya rağmen biraz gecikmesine yol açabileceğini sinyaller okunmaya başladığını söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte şu lacivertle çizili olan trende kadar, yani buradaki yapı bize aslında normalde bizim beklediğimiz hedef bölge olan 1.30-1.35 bandına taşımıştı. O bölgeye tekrardan bir dönme çabası içine girmesine işaret ettiğini belirtelim. Önümüzdeki günler eğer Fed yarın Powell'ın yapacağı, bugün ve yarın yapacağı, pardon, yarın ve Perşembe günü yapacağı konuşmalarda böyle daha münayim tona dönüş sinyalleri okunur ise, enflasyon risklerini göz ardı etme noktasına adım atacak sinyaller okunursa, bu savaş ortamının getirmiş olduğu etkilerden kaynaklar, o zaman burada da geri çekilmenin, güvenli liman arayışlarının etkisini görmeye devam edebiliriz. Bu da yine emtia tarafında fiyatların yukarı gitmesi için bir diğer faktör olarak karşımıza çıkabilir. 10 yıllık tahvil tarafına döndüğümüz zaman, 10 yıllık tahvil tarafında da güvenli liman arayışıyla birlikte pozisyonlanmaların tekrar başladığını görüyoruz. 1.95-2.07 bandından çıktık, aşağı indik. İki önemli ortalamamız 8 ve 21 barlık ortalamaların altındayız. Nereye doğru çekiliyoruz? 50 günlük ortalamaya doğru çekiyoruz. 50 günlük ortalamamız nerede? 1.79-91, yani 1.80 diyelim. 1.80 bölgesi, önemsi 1.79-1.80 bölgesini önemsiyoruz. O bölgeye kadar geri çekilmeyi bekliyoruz. Orası normal aralık olarak hedef bölgesi olduğunu hatırlatalım. Eğer iş daha ileri boyutlara taşınır, daha da güvenli liman arayışının gündeme gelmesi durumu söz konusu olur ise, buradaki süreci eğer 1.80 bölgesinin altına kayışa işaret ederse, 1.69-1.70'lere kadar geri gelme potansiyeli olduğunu hatırlatmak isterim. Enflasyon ne oldu diyeceksiniz. Şu an için enflasyon bir anda göz ardı edilme noktasına gidiyor olabilir, dikkat edilmesi gereken unsurlar. Buradaki gelişmelerin hepsi ister istemez emtia tarafında bir potansiyelin hala devrede kalmasını sağlayacaktır diyebiliriz. Refinitiv'in çekirdek emtia endeksine baktığımız zaman trend kanalının üst bandına yapışık seyrini devam ettirdiğini görüyoruz. Şu anda 269'a kadar geldik. Şundan bahsediyorduk, hedef 265 bölgesi, o bölgeden geri çekim gelir mi diyorduk.
O bölgede bir anda işte harekatın başlamasıyla birlikte bir üst banda sıçradığımızı söylemek mümkün. 265-266'ın üzerinde kaldığı sürece hedef 277 bölgesine işaret edeceğini hatırlatalım. Biz bu grafiği daha uzun bir perspektiften arada bakıyoruz hatırlarsanız. 450'lerden gelen bir grafik olduğunu hatırlatalım. Buradaki potansiyelin hala yukarıya doğru bir marjının olduğunu, 320-330'lara kadar gitme potansiyeline işaret edebilir önümüzdeki dönemde. Bu da enflasyonist baskının devamının kaçınılmaz olacağını işaret ediyor. Amerika'da artık 8'de enflasyonun tepesinin oluşmayacağını artık herkes kabul etmeye, enflasyonun dün Fitch'in yapmış olduğu açıklamada daha kalıcılık gösterme potansiyelinin olduğuna işaret ettiğini belirtelim. Bu da bize 10 ve üzerinde bir enflasyon fiyatlaması beklentisi oluşturacak önümüzdeki günlerde Amerika tarafında. Dönelim altın ETF'lerine bakalım. Altın ETF'lerine bir sıçrama olmuştu. 72 milyon sınırına kadar gitmiştik. Ama tekrardan 70 milyon sınırının altına indiğimizi görüyoruz. Şurada bir dip çalışması oldu. Bu dip çalışmasından yukarıya dönüş sinyali oluştu. Bunun arkasındaki faktörün hep belirtiyoruz. Savaş fiyatlaması ve enflasyon fiyatlaması olduğunu hatırlatalım. Bir kımıldanma var. CFTC'de de dün belirtmiştik, son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmış bir stok verisinden bahsediyorduk, 501 tonla. Burada da hafif bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Kalıcılık devam edecek mi? Hep belirtiyorum, kritik eşik 1920. Birazdan grafikte anlatmaya çalışacağım tekrardan. Onun üzerindeki fiyatlamanın kalıcılığı yapının daha başka bir boyuta evrilmesine yol açacaktır. Ama hala bunun tam manasında teyidini aldık mı? Maalesef alamadığımızı da vurgulayalım. Ons altın haftalık grafiğe döndüğümüzde şunu görüyoruz. 1870'in üzerine çıktıktan sonra biz hangi band dedik? Aşağısı 1750, yukarısı 1870. Bu bantın içine girmiş gidiyorduk. Şimdi bu banttan çıktık. Üçüncü haftaya taşındık bu banttan çıkış süresini. Biliyorsunuz altın için iki hafta sıkıntılı, üçüncü haftalarda geri dönüşlerin olduğuna hep vurgulu yapıyorum. Eğer üçüncü haftayı da biz 1870 ve üzerine, yani bu haftanın kapanışında 1870 ve üzerine gerçekleştiriyorsak buradaki hareketin biraz daha kalıcılığının tescillenmeye başladığını, biraz daha zemini kuvvetlendirmeye başladığını algılayacağız. Yukarıda da 1920, hep belirtiyoruz. Şu 1920 bizim için kritik eşik. Büyük hareketin, yani 2070-1680 hareketin 61.8 seviyesi olduğunu. Bu 61.8'in üzerindeki hareketler geçtiğimiz hafta denedik. Savaşla birlikte 1975'e gittik ama hemen altına indiğimizi gördük. Bu hafta tekrar bu bölgeyi deniyoruz. Bu Swift haberiyle beraber burada bir aksiyon olduğunu söylemiştik dün. Ama bunun da getirdiği Rusya tarafındaki Merkez Bankası'nın para yaratmak için altın rezervlerini kullanmaz zorunda kalması söz konusu olabilir, baskısı olduğunu biliyoruz. Bu da fiyatlamaların biraz daha baskılanmasına yol açıyor. Buna rağmen eğer altın haftayı 1920 ve üzerinde geçirecek ise, kapatacaksa o zaman zemin biraz daha kuvvetleniyor demektir. O zaman biz üst lige konuşmaya başlayacağız. Daha önceki hareketle şöyle geriye sardığımızda şu düşüş hareketinden sonra 1920 üzerinde şurada böyle bir sert hareketlememiz vardı. Burası neydi hatırlayalım. Yine Rusya tarafından aşının bulunduğuna dair haber gelmişti ilk. O sert hareket bir anda bizi 1970'lerden aşağıya 1850'lere, 1840'lara taşımıştı. Bir anda yıkılmıştı piyasa. Ondan sonraki süreçte hep böyle basamak basamak aşağıya gelmişti. Bir türlü kafaya kaldıramamıştı. Daha sonraki süreçte burada bir taban oluşturmuştu. Bir ikili dip çalışması yaptı. İkili dip net şekilde burada iki tane dip oluştu. Şimdi bu ikili dipten çıkma çabası içindeyiz. İşte o ikili dipten çıkmanın teyit noktası bizim için 1920 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış. Hep belirtiyorum ama bir hafta yetmez. Evet şimdi 1870 üzerinde 3. haftaya taşınan bir süreçle karşı karşıyayız. Ama 1920'nin üzerinde de buna benzer bir süreci tescilleyebilir ise, 2-3 haftaya taşıyabilecek bir noktaya gelirse, o zaman bu yatay banttan çıkış, hep belirtiyorum, şu bölge kadar yukarı koyma potansiyeli gündeme gelecektir. Koşullarımız var tabii ki 1920 ve üzerinde kalıcılık sağlanması ön koşulumuzda. Şimdi yukarı doğru da tabii 1965, 1975, 1994 sırasıyla ana dirençler konumunda olmaya devam edecektir. Daha önceki düşüşten sonraki başlayan hareketlerdeki direnç olan noktalar olduğunu belirtelim. Grafiksel olarak baktığımızda hala güçlenme çabasının devam ettiğini belirtelim. Ama geçtiğimiz haftanın en yükseğinin altında kalmamız tabii ki momentumun o kadar kuvvetli olmadığında bir diğer göstergesi. Onun arkasında yatan faktörü demin belirttim. Rusya tarafından altın piyasasına gelebilecek arz olduğunu da hatırlatalım.
Ons altın günlük grafiğe döndüğümüzde ne görüyoruz? Günlük grafik açısından baktığımızda şu büyük hareketi görmezden gelirsek, 1975'e giden hareketi görmezden gelirsek, şu bölgede bir bayrak oluşturma çabası içinde gibi bir havası var. Özellikle de kendisine 8 günlük ortalamayı destek yapıyor. 8 günlük ortalama nerede şu anda? 1899'a kadar kendisini çekmiş vaziyette. Onun üzerinde kaldığı sürece yukarı doğru gitmek isteyecek. Aşağıda 1903, yukarıda 1917, bu aralıkta bir patern oluşturuyor farkındaysanız. Sıçrama bölgeleri, bir tane sıçrama yaptı, bir yataylaşma, bir sıçrama, yataylaşma. Yeni bir sıçrama noktasına gelme potansiyeliyle karşı karşıya olacaktır. Bunun da sağlanabilmesi için bizim 1917-1920 bandının üzerinde fiyatlamalar görmemiz gerekiyor. Eğer günlük kapanışlar 1917-1920 bandının üzerinde gerçekleşmeye başlıyor ise burada yeni bir sıçrama noktası, tekrardan 1960-1975 bölgesini deneme arzusu gündeme gelecek demektir. Dikkat etmek gerekiyor. Kritik eşiğimiz neresi? 1900-1900 altındaki bir kapanışlar silsilesi başlıyor ise o zaman kısa vadedeki beklentiler artık biraz törpülenmeye başladı. Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimde tansiyon düşmeye başladığı sinyalleri okunması noktası olur. O da bize fiyatlamanın tekrardan 1850 bölgesine çekilmesine yol açabilir. Ama haber başlıklarına baktığımız zaman ciddi konvoylardan bahsediliyor. 60 kilometreye dayanan Kiev sınırına dayanmış, Kiev'e 23 kilometre mesafede 60 kilometrelik Rus konvoyunun beklediğini dair haber başlıkları var. Uydu fotoğrafları var. Bakalım önümüzdeki günler tekrardan tansiyonun ikinci bir faz daha yükselmesine yol açabilir. O nedenle burada fiyatlamalar hala diri kalmaya çalışıyor kendi içinde. Altının ons grafiğine bakalım. Aylık bazdaki grafik açısından baktığımızda. Aylık bazda dün ayı tamamlamıştık hatırlarsanız. Bundan sonraki süreçte geçtiğimiz hafta itibariyle, geçtiğimiz ayı özür dilerim, 1877 üzerinde kapattık. Bu güçlenme sinyali olarak okuyoruz. Burada da hemen bu bizim Araf bölge dediğimiz yeni aralıkta, yani 1877-1920 aralığında bu aya başladık. Şimdi mesele bu 1920'nin üzerinde kalıcılık gösterip gösteremeyeceğimizi bir kez daha bu grafikte bize teyit ediyor. Eğer bu bölgenin üzerinde bir kalıcılık gösteriyorsak o zaman şu marş kadar en azından kendisini yukarı doğru taşıma potansiyeli var. Yani daha önceki zirvesine bir gitme isteği tetikleniyor demektir. Ama onun önündeki ara direnç bölgesinde 1975 olduğunu hatırlayalım. Yani bakacağımız yer ilk etap 1920, üzerindeysek yukarıda 1975'i denemek isteyecektir. Eğer 1975'i de geçebiliyorsa hedef tekrardan eski zirvesi olduğunu hatırlayalım. Aşağı doğru hareketlerde neresi diye baktığım zaman 1877-1832 ana resmin kısa vadedeki destek noktaları olduğunu hatırlayalım. Morla gözüken bizim ana trend taşıyıcı destek ortalamamız olarak adlandırdığımız 12 aylık ortalama. Daha önceki rakamlarda hatırlarsanız baktığımızda 1780'ler, 1790'lar seviyesiydi. 1810'a kadar çıkmış vaziyette olduğunu belirtelim. Kritik ortalama bahsettiğimiz, hep bir yeşille bahsettiğimiz bir ortalamamız vardı, 24 aylık ortalama. O da 1756'ya kadar yükselmiş vaziyette olduğunu hatırlatalım. Dönüp hemen gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafı ETF'leri 907 milyon ons'ta olduğunu belirtelim. Yeni bir veri girişi gelmemiş. Gümüşün haftalık grafiğine baktığımız zaman, haftalık grafik açısından değerlendirdiğimizde 24-75 bölgesinin üstünü geçtiğimiz hafta denemiştik. Tekrardan onun altındayız. Şimdi bir tur daha bu hafta yukarıya doğru zorlamaya çalışıyoruz. 24-55'teyiz. Demin de bahsettiğim gibi eğer DXY tarafında 94-94.5 aralığındaki bölgeyi hedefleyen bir gelişme olursa burada 24-75 ve üzerinde bir fiyatlama görebiliriz. 24-75 üzerindeki fiyatlama için yine arayacağımız noktalardan bir tanesi de altında 1920 ve üzerinde fiyatlama. Eğer ikisi birden gerçekleşiyorsa buradaki güçlenme senaryosu biraz daha dikleşme potansiyeli içerecektir önümüzdeki günlerde. Ortalama açısından baktığımızda kafalar yönler yukarı doğru dönmüş vaziyette. 23.70-23.85 ana destek konumuna geçmiş pozisyonda olduğunu, o bölgenin altına fiyatlama alınmadığı sürece hareket her seferinde bir tık daha yukarı gitmek istiyor demek olacaktır. Zaten son 1-2-3-4-5-6 haftalık grafiğe baktığımız zaman bütün diplerin bir önceki haftanın daha yukarısında gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki sıkıntı ne? Geçtiğimiz hafta çok sert bir çubuk olmuştu savaş haberiyle beraber.
Geçtiğimiz haftakinin zirvesi yaklaşık olarak 25-50 bölgesine taşınmıştı. O bölgenin üzerine bir fiyatlama alabilirse, yeni bir zirve oluşturabiliyorsa onun da sırrı ilk önce 24-75'in geçilmesi gerekiyor. O zaman resmin tekrar güçlenmeye başladığının sinyali olarak okunacaktır. Eğer bu bölgede de şuradaki, burada da bir ikili dip formasyonu var. Demin bahsetmiştik, altında da bir ikili dip formasyonu vardı. Burada da bir ikili dip formasyonu var. Burada da formasyondan çıkış hedefinin teyit için 25-40 ve üzerinde fiyatlama görülmesi gerekiyor. 25-40 üzerindeki haftalık bir kapanış ikinci haftaya taşındığı takdirde daha sonra 28,5'ları hedefleyen bir sürecin önü açılabilir. Ama bunların hepsinin arkasında tam koşul, savaşın ne kadar uzun olup olmayacağı, stresin daha ne kadar artıp artmayacağı noktası da olduğunu hatırlatalım. Günlük grafiğe döndüğümüz zaman, günlük grafik açısından baktığımızda da burada da net şekilde gözüküyor. Şu aralığın içine girdik. Burası 24-15, yukarıda 24-75. Bu aralığın içinde bir yön arayışında yukarı doğru gitmek istiyor. Dün 24-75'i Swift haberlerinin hafta sonu yasaklamasıyla beraber dün yüksek açmıştık. Ama kapanışta tekrardan 24-13, 24-20 bandına kadar çekilmiştik. Bugün tekrardan bir tur daha yukarı doğru gitme çabası içinde. Bakalım bu üçüncü deneme 24-75 bölgesi geçirecek mi, geçirmeyecek mi? Eğer geçirebiliyorsa, dünkü zirvenin üzerine bugün koyabiliyorsa o zaman hareket biraz daha momentum kazanma arzusu içinde olduğunu işaret eder. O zaman da 25 seviyesi ve üzerine taşınma potansiyeli tekrardan gündeme gelecektir. Hemen döndük, aylık açıdan değerlendirelim. 24,5'un üzerindeyiz. Burada da kritik aralığımız bizim 23.40, 26.04 aralığı. Burası belirsizlik aralığı olduğunu belirtelim. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece hareket yön araması noktasında bu ayın sırrı 24'ün altında bir fiyatlama almadan tamamlarsa hareket yukarıdaki hedefe doğru gitmek istiyor olacaktır. Paritesel olarak değerlendirdiğimizde baktığımızda yataylaşmanın bant hareketinin devam ettiğini, ortalamalar arasındaki sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. 77-80 ile 78-90 arasında bir sıkışma bölgesi içindeyiz. Şu aralıkta kaldık. Tekrardan şu bölgede 80 üzerinde eğer kalıcılık sağlayabilirsek altının güçlenmesini bekleriz diyorduk. O bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadık. Şimdi geriye doğru çekildik. Şimdi burada da alt sınır 77-30 bölgesi olduğunu belirteyim. 77-30'un altına inmeden tekrardan altının lehine dönebilir. Şu aralık altın-gümüş arasında bir gelgit var. Tam yön teyidini alabilmiş olmadığını belirteyim. Petrol tarafına gidelim. Petrol tarafına baktığımız zaman, petrol tarafında tekrardan WTI, Amerikan tipinde 98-95 hedefinin tekrar denenmeye çalışıldığını görüyoruz. Burada 96 bölgesinin artık 95-80'leri kendisi dip yapma çabası içinde olduğunu hatırlatalım. Buradan güç aldı. Bu güç yarına da taşınır ise 98-95'i zorlamaya başlayacaktır. 98-95 önemli bir eşik. Bu eşik 61.8 çünkü hareketin 61.8 hedeflerinden biri. Bu bölge yaşıyor ise artık 108'e kadar üzerine bir 10 dolar daha koyma potansiyeline işaret edecek. Bu da demektir ki siyasi gerginliğin devam etmeye şaşırtıcı olmayacağını işaret eder. Bu da mesela demin bahsettik özellikle Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde enerji tarafında sıkıntıların olduğu ibareleri gelmeye başladı. Daha savaşın 3. 5. gününde olduğumuzu hatırlayalım. Brent petrol tarafına döndüğümüz zaman burada da 101 sınırın üzerine zorlanmaya çalışıldığını belirtelim. 100.000 üzerinde kalıcılık önemli. 100.000 üzerinde kalıcılık kapanışlar başlar ise kanal hedefine doğru yukarı doğru bir ivmelenmesi beklenebilir. Burada da hedef 113-114 bölgesi olduğunu belirtelim. Demek ki benzer bir paternin açılma durumu, 10 dolara kadar bir marjın açılması durumu burada da söz konusu. İkisi de kritik eşikte olduğunu hatırlatalım. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen emtia piyasasını sundu.